Herkese merhabalar. Horovax TV'de horoloji dünyasının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yine Burak'la beraberiz. Hafta içinde oturduk. Dedik ki bu hafta özel bir saat yapalım ve belki de 2022'nin en eğlenceli modelini seçip Horovax TV ekranlarına getirmeye Kesinlikle, karar aynen verdik. öyle. Nedir o model Burak? Blow Parking meter. Bir saate neden parking meter takma adını koyarlar? Onu birazdan beraberce Evet. işleyeceğiz. Blova'yı daha önce de Lunar Pilot modeliyle Doğru. Horovax TV ekranlarına getirmiştik. Çok da ilgi görmüştü. Evet. Güzel de bir video olmuştu. Bugün de ikinci Blova videomuzu yapalım dedik ve Kesinlikle. gerçekten 2022'nin bence en eğlenceli, en Görüntü keyifli olarak evet. modellerinden birini seçtik. Değişik de bir Çok. görüntüsü var. Blova markasını kısaca bir hatırlayalım. Ondan Tabii. sonra hızlı bir şekilde bu parking meter'a geçelim diyelim. Evet. Lunar Pilot 50th Anniversary modelinde aslında biraz bahsetmiştik. Blova yaklaşık 150 yıllık bir marka bu arada. 1,5 asra yayılan bir geçmişi var. Bir saat markası olarak oldukça önemli bir tarih tabii bu. Ve bir Amerikan markası. En önemli unsurlarından bir tanesi de. Amerikan menşeli markalar saat piyasasında çok yok. Eskiden vardı ama pek çoğu kapandı. Olanlar da açıkçası başka gruplara bağlı olarak faaliyetlerine devam ediyorlar. Blova burada gerçekten 150 yıl önceki özünü, geçmişini, DNA'sını koruyan Amerikan markalarından biri. Tabii bu kadar uzun bir süre ve Amerika gibi bir kültürün içinde yetişince oldukça ilginç modeller çıkıyor. Blova tarihin pek çok bölümünde Amerikan kültürünün içinde yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı'na katılan saatlerden dalgıç saatlerine kadar, hatta kaçak şekilde Ay'a giden saate kadar bayağı bu kültürün içinde kendine yer Bu bulan bir arada marka. tabii o videoyu da Lunar Pilot 50. yıl modelini de Evet. diğer videomuzu da şu an linkine ekliyoruz. Onu da oradan seyredebilirsiniz. Doğru. O Çok da eğlenceli bir videoydu eğlenceliydi orada. yani. Keyifli bilgiler vardı orada da. Bugün konuk olan saat, Blova Parking Meter, aslında tabii yine ilginç ve Amerikan kültürü. Direkt Amerikan Zaten kültürüne baktığın ait bir... anda direkt o parking meter'dan. Aynen, Evet, aynen öyle. hikayesi ne aslında bunun? Biraz hemen ona Hikayesi geçelim. şu, aslında Blova Parking Meter 1970'li yıllarda yapılan bir saat. Hatta tam olarak 1973 senesinde yapılan otomatik kronograftan esinleniyor. Parking Meter denmesinin nedeni işte filmlerden falan hatırlarsın. Böyle bir 25'lik kuartır atarak kullanılan parking meter'lar vardı. Özellikle New York'ta kaldırımları işgal eden. Bunları filmlerde falan sık sık görürüz. Blova Parking Meter'ın dizaynı, kadran tasarımı direkt olarak onun yani o aletlerin de bir kadranı olduğunu düşünürsek eğer sonuçta birer saat onlar. Aşağı yukarı aynı görüntüde, aynı tasarım unsurlarını taşıdıkları için buna o ismi söylemişler, vermişler. Bu arada tabii işin hani komik de bir kısmı var. Söylenti o ki Blova bu saati park cezası yemekten kurtulsun insanlar da yapmış ama tabii Ama bu evet, kesin kesin bilgi bilgi değil, değil gelmeye yani. gerek Yani yok yani. onu. Tabii şimdi tasarımsal anlamda çok değişik bir görüntü sunuyor. Doğru. Neresinden başlayalım bilmiyorum ama yani bence bu tabii kadran detayı zaten baktığında anlaşılıyor. Evet, Çok da dönecek bir şey doğru. yok. Yani tasarımsal manada detaylar hakkında neler söylemek istiyorsun? Şimdi tabii buradaki en büyük detaylardan bir tanesi yine benim gibi vintage saatleri sevenler bilirler. Bullhead denen bir kavram var Evet. Serdar. Yani Şöyle bullhead, tepede. evet aynen. Kronograf başla, durdur, sıfırla butonlarının saat 11 ve saat 1 noktasına yerleştirilip ayar kurma kolunun ortaya alınması şekli. Bu bullhead olarak geçiyor. Bunun çıkış noktası olarak da yine resmen bu şekilde bir teyit olmasa da otomobil pilotlarının, yarışçıların direksiyonu tutarlarken kronograf butonlarına tepede daha kolay ulaşmasını sağlamak için tasarlandığı söyleniyor. Yine tabii ne kadar Ya bu da doğrudur bana çok bilemiyorum. şey gelmiyor. Yani adam şimdi orada böyle araba kullanırken bunun kronografına basacak Bilemiyorum. da yani zaten ufacık bir kadran burada Ama bak görecek de direksiyonda tutuyormuş gibi yap elini. ya Hangisine ulaşmak daha kolay? muhakkak aslında tartışılır yani buna da ulaşabilirsin bence. Hani direksiyonu şöyle tut yani zaten Evet. direksiyonu sen böyle tutuyorsun. Tuttuğunda kadranı zaten göremiyorsun da yani o biraz böyle tasarımsal detaylara bir sebep bulmak için Olabilir. ortaya çıkmış bir şey diye ne bileyim öyle bir fikrim var benim yani. Sonuç itibariyle tabii bu 1970'li yıllarda özellikle çok kullanılan bir tasarım. İşte Seiko'nun ve Stizen'in bu tür modelleri var. Yine helmet dediğimiz bir miğferi andıran havaleli ve eliptik kasalar da yine aynen o şekilde 1970'li yıllarda çok kullanılıyor. Yine Seiko'nun 6139, 6138 serisi ve Stizen'in yine bu konularda bu tasarım paylaşan modelleri var. Dolayısıyla vintage sevenler için, retro inspired saatleri sevenler için gerçekten onu kendisine çekecek detaylardan biri. Yani o kadar karşı geliyorum, o kadar tepki veriyorum. 10 videomuzun 9 tanesi hep Maalesef. Ben varım böyle tabii reissue'lar, işin içinde. heret yüzler. Evet, aynen öyle. Neyse sonuçta dediğim gibi gerçekten çok keyifli bir model. Ben de bir süredir geldiğine takıyoruz. Hatta paylaşamadık Burak'la yani sen takacaksın ben takacağım diye.
Peki bu bir yani re-edition, reissue falan diyebiliyor muyuz buna? Hem diyebiliyoruz hem diyemiyoruz. Onun da sebeplerini açıklayayım. Öncelikle aslında saat 1973'te üretilen saate ciddi şekilde benziyor. Yani neredeyse tam bir remake gibi, re-edition gibi duruyor. Fakat bazı... Ama o mekanikti değil mi o saat? O saat mekanikti, otomatikti. Hatta şöyle söyleyeyim, onun içindeki kalibre, yanlış hatırlamıyorsam kronomatik, evet kronomatik olması lazım kalibrenin ismi. Bulova tarafından üretilen ve dünyanın ilk otomatik mikrorotor kronograf kalibresiydi. Dolayısıyla 1970'li yıllarda Bulova Parking Meter çıkarttığında aslında horolojik manada da oldukça önemli bir modeldi. Zaten bu modelin orijinallerine, yani 73'te üretilenlerine bakacak olursan ikinci el piyasasında koleksiyonerlerin neden bu kadar peşinden koştuğunu anlarsın. Aslında gerçekten sevilen bir saat. Günümüzdeki re-edition modeline dönersek Bulova burada pilli bir kalibre tercih etmiş. Miyota tarafından üretilen basit pilli bir kronograf var. Tabii bu ilk başta insanların çok hoşuna gitmeyebilir belki ama ben olaya farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Bu derece görselliği öne çıkan bir modelin içindeki kalibreyi açıkçası çok fazla kendime dert etmiyorum. Kaldı ki fiyat etiketini gördüğümde ise bu detay beni bayağı gülümsetiyor, memnun ediyor. Çünkü gerçekten çok uygun bir fiyata. Böyle karakteristik, böyle tarihin içinden fırlamış ikonik bir modele sahip olabiliyorsunuz. Yani normal koşullarda orijinali kurmalı olan bir saatin reissue'su otomatik olduğunda bile biz buradan hemen sarı kartları gösteriyoruz. Ama dediğim gibi görselliğiyle bu derece öne çıkan bir saat için bence bu göz ardı edilebilir bir detay. Fiyatı düşünürsek zaten bir avantaj haline geliyor. Saat GMT mi bu arada? Burada böyle saat bir... GMT değil. Aslında o bir ekstra. Re-edition'a konmuş. Sonuç itibariyle saat 6 bölümünde de bir tane tepe var. Bu tepede de içerideki bezel'ı hareket ettirebiliyorsun. O da aslında kronograf fonksiyonunu daha farklı kullanabilmek için eklenmiş bir durum. Yani sonuçta günlük hayatta çok kullanacağımız bir şey değil ama Bulova yaparken böyle bir upgrade aslında de eklemiş. Aslında bunu GMT olarak da kullanabilirsin. Evet. Yani baktığın o şekilde zaman birden 12'ye olsaydı... kadar. Yani tam çok sağlıklı bir şey olmaz çünkü tık tık atmıyor. Doğru. Ama evet. Yine de hani kullanır mısın? Kullanır. Ya en azından yani kullanabileceğin bir tool vermiş sana orada istediğin şekilde kendine göre. Kesinlikle. Ayarlar. Bu arada şeye katılıyorum yani burada tabii tasarımıyla bu kadar öne çıkmış. Yani. Hatta sadece tasarımıyla konuşmamız gereken i̇şte bu. Bir bunu saatin içine mekanik bir kalibre koy, fiyatını belki de iki katını arttırmanın 4 katı. Çok bir mantığı yok. Bu arada bir şey dikkatimi çekti Burak. Ben yaklaşık 3-4 gündür saatle aşırı neşirim ama bu kayışın kalitesi de müthiş ya. Mükemmel. Yani inanamadım buna. Hem konforlu hem de çok kaliteli bir kayış koymuşlar. Yani zaten bu kayıştaki bu detaylar bile saatin fiyatını arttırmış olabilir yani. Kesinlikle. Kayış şöyle, ben aslında ilk bunu lansman fotoğrafları görüp ne kadar kalın bir kayış koymuşlar. Eminim kazık gibidir falan diye düşünmüştüm. Saati kutudan çıkartmaz pamuk gibi bir kayış var. Ve saatin havaleli ağır kasasını bilekte çok güzel dengeliyor. Benim çok hoşuma gitti kayışta. Evet, güzel. Yani bu müthiş dikkat çeken bir saat. Yani bunu taktığın zaman koluna görüp de bu nedir diye sormayacak bir saat tutkunu. Herkes hatta sordu zaten. Yani saat tutkunu olmasına da gerek yok. Yani o nedir falan diye anormal bir dikkat çeken yönü var. Onun dışında böyle hani eklemek istediğin bir bilgi var mı saatle ilgili? Birkaç ufak tefek detay söyleyeyim. Kayıştan bahsettik. Kayış boyunuz açıklığı 22 mm. Dolayısıyla dilediğiniz gibi düz uca sahip 22 mm bir kayışı takabilirsiniz. Hatta 22-20 bir kayışı alırsanız Bulova'nın kendi orijinal tokasını ama da kullanıyorsunuz. Yani lak tasarımı diyelim. Lak tasarımı da değil yani. Kasaya açılmış deliklerin üzerine takıyorsun. O biraz tabii işi zorlaştırıyor. Her yani şeyi biraz burada dikkat kullanabilirsin ama şeyi hatırlasana. Yarışçı kayışı gibi bir şey vardı. Öyle delikli. Evet. Perforate Racing. Evet, aynen öyle. Benim şeyde U-Bot'ta vardı, Tagwire kullanıyor falan. Öyle bir şey de bunda çok aklıma farklı getirdim. Durabilir. Gerçekten hiç düşünmemiştim. Çok güzel durabilir yani. Çok güzel durabilir. O var. Bunun dışında dediğim gibi yani belki uygun bir kauçuk kayışta bile olabilir. İşin ilginç kısmı, geçenlerde dorukla su geçirmezlikten bahsettik biliyorsun videoda, soru cevap videosunda. Bu saatin iki tane kronograf butonu, iki tane de tepesi var. Hiçbiri kilitli değil ve ona rağmen 100 metre. 100 metre. Yani isteyince yapılabiliyormuş demek ki. Yani sonuçta saat alıp denize girmeyi falan düşünmüyorum ama böyle de bir detay da var. Bunu da Bulova becermiş. Bu konuda arada su geçirmezlikle ilgili yani bu konuyu da çok fazla konuşmamak lazım. Geçtiğimiz günlerde bir dostumuz bir operasyon yaparken saati akvaryuma çevirdi. O da ayrı mesela tam da o bizim su geçirmezlikle ilgili sohbetlerimizin kesinlikle üstüne geldi. Kendimizi bir sorumlu hissettik. Aynen öyle ama buna tabii 100 metre olması yani tamam 100 metre ama tabii bu deri kayışla falan suya girip falan çıkmak çok mantıklı değil. Dorun yani. Yine burada çok güzel bir lafı var. Benim için su geçirmezlik alıp saati böyle gayet güzel akan suyun altında sabunlu suyla yıkayabiliyor muyum, yıkayamıyor muyum bu kadar der. Ondan sonra bu saati tahmin ediyorum yıkayabiliriz. Ama kayışı çıkarmak lazım. Kesinlikle tabii. Aynen öyle. Şimdi saatte değiştireceğimiz bir nokta var mı yok mu? Yine yok. Böyle bir saat için herhalde öyle bir detay
konuşamayız. Bence, çünkü evet. bunu böyle neyse alıp Kesinlikle. Takacaksın. Hı-hı. Peki bu saat hani kimler almalı demeyelim de hani bizim Hı-hı. aslına bakarsan şahsi fikirlerimizi burada paylaşalım. Yani Doğru. sen olsan Hı-hı. bu saatin 1970'lerde üretilmiş o ilk orijinal modelini mi alırdın yoksa böyle bir re-edition'ı mı alırdın? Ben kesinlikle bunu alırdım. Yani 1973 dediğin zaten 49 senelik bir saatten Ondan bahsediyoruz. Yani yürüyecek hali kalmamıştır. Yani öyle bile olsa yani sonuç itibariyle mikro rotorlu özel bir kalibre ne durumda buluruz? Bir de saat sadece kalibreden ibaret de değil. Kadrın ne durumdadır, kasası evet, ne durumdadır, evet. fonksiyonları düzgün çalışır mı? Dediğim gibi içindeki kalibrenin de benim için bir önemi yok. Pilli olması son derece yerinde bir karar olmuş. Ben çok beğendim, kesinlikle bu şekilde alırdım. Güzel bir saat özetle. Evet Burak, yine gerçekten özel bir modeli Horovax TV'ye getirdik. Kolunda çok güzel oldu. Bir süre daha takmayı planlıyorum bu arada. Okay. Hatta alabiliriz bile. Yani bu senin saat duygunu, saat isteğini, evet. saat hevesini bir şekilde giderebileceğin bir model. Kesinlikle. Çünkü çok kolay kolay bulamıyorsun. Yani birçok model birbirine benziyor. Bu Hı-hı. farklı olmuş yani, özel olmuş. Evet. Bunu takmak da ayrı bir keyif olabilir. Buna Kesinlikle. Göre o işte 1970'lerin konseptine uygun bir gecede ona göre giyinerek falan yapılabilir. Bence gayet başarılı bir Aynen model. Aynen öyle. Katılıyorum. Bu arada takma tecrübesinden bahsetmişken Ersa'daki dostlarımıza kesinlikle çok teşekkür ediyoruz. Bulova'nın Türkiye'deki temsilcisi Ersa Saat. Siz onu Casio ile daha iyi tanıyorsunuz evet, belki ama evet. Bulova'da Ersa Saat tarafından temsil ediliyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye gelir gelmez bu saati bize ulaştırdıkları. İlk gelen saat de muhtemelen saat. Değil mi? Aynen evet. öyle. Peki Burak, hem Ersa'daki dostlarımıza hem de sana çok teşekkür Rica ediyoruz. Yine engin bilgilerini bizlerle paylaştın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.